Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Akşamınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Şimdi biz her zaman biliyorsunuz Mesnevi'deki bir beyitle başlıyorduk programımıza. Yine o beyitle, geleneğe uyarak başlayacağız. Tomegu marabeden şehbar nist, bakeriman karha doşvar nist. Sen bize o padişahın huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmaya izin yoktur, müsaade yoktur deme. Cenab-ı Hak kerem sahibidir ve kerim olanlarla iş tutmak zor değildir. Beytiyle başlıyoruz ve yine bitirmemiz gereken beytle de bitireceğiz inşallah. Biliyorsunuz bundan evvelki programda hikayeye beraber başlamıştık hatırlarsanız. Değil mi? Neydi o hikaye? Bir köylünün şehirliği yalancıktan ve birçok ısrarla köye davet edip aldatmasıydı hikayenin adı. Bu hikayenin kaynağı o gün de bahsetmiştik. Bugün de birkaç cümleyle bahsedelim. El Cahiz, Cahiz adlı Iraklı, Basralı bir Hicri 3. yüzyılda yaşamış bir çok yazan, velut bir müellifin El Buhala adlı eserinin, yani Cimriler adlı eserinden alınma. Orada aslında hikaye çok kısa. Mervli'nin biri ticaret için gidip geldiği Irak'ta bir Iraklıya sürekli misafir oluyor. Ve Mervli ona keşke sen de bir gün bize gelsen de ben de seni ağırlasam diyor. Ve hikaye bu ya, günün birinde Iraklı'nın yolu da Merve düşüyor. Ve günün rahatlığıyla İtminanı kalple diyor ki benim burada bir dostum var. Nasıl olsa beni misafir edecek. Bunu bulayım. O bana gerekli izzeti ikramı gösterir diye düşünüyor. Gidiyor buluyor. O sırada Mervli bir mecliste arkadaşlarıyla beraber bu giriyor. Fakat Mervli hiç tanımamazlıktan geliyor. Diyor ki herhalde ben yoldan geldiğim için üstüm başım toz toprak içerisinde, kıyafetlerim de münasip değil, herhalde ondan ötürü tanımıyor galiba diyor. Önce sarığını, sonra külahını ve üstündekileri de birer birer çıkartmaya başlıyor. Fakat bunu fark ediyor Mervli ve yine tanımamazlıktan ve geliyor ve tecahülde bulunuyor. Adamcağızın üstündekileri çıkardığını görünce diyor ki hiç boşa uğraşma, derini bile yüzsem ben seni tanımayacağım diyor. Hikaye Cahiz'de böyle. Ama daha önce de bahsetmiştik, tekrarında fayda da var. Mevlana aldığı kıssalarda kendi anlatmak istediği konuya göre bir takım tasarruflarda bulunuyor. Bu bazen kısaltma şeklinde oluyor, bazen de uzatma şeklinde oluyor. Burada tam tersine çok uzatıyor. Yani bu anlattığımız hikaye, işin özeti bu zaten. Ama Mevlana daha farklı bir boyut kazandırıyor biliyorsunuz. O işte hayvanın vurulması vesairesi filan gibi. Ve kıssalarını Mevlana daha ziyade evvel emirde Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Kısas-ı Enbiya, peygamberlerin hayatından. Fabl türü hikayeleri Kelile ve Dimne'den alıyor. Tasavvufla ilgili hikayeleri de Hakim Senai'nin Hadika adlı eserinden, Hadikatul Hakika diye bir eseri var. Ve Feridüddin Attar'ın da Mantıkut Tayr diye bir eseri var biliyorsunuz. Tasavvufla ilgili önemli eser. Bu eserlerden alıyor. Ve aldığı her hikayede de mutlaka tasarrufta bulunuyor. Ayrıca bir usulü var. Hikayeyi başlayıp bitirmiyor. Hatta geçen programda biliyorsunuz arada 4-5 kişi vardı. Bizimle başlamıştı bu hikaye. Arkadaşların tamamı gelenler, benden sonra gelenler farklı bir şeyler okudular. Takip eden arkadaşlar biliyordur. Tamamen araya başka farklı bahisler girdi. Şimdi bugün okuyacağımız beyit, 34 beyit bunu bitiriyor. Tekrar başka bir hikayeye geçiyor. Yani şeye devam etmiyor. Aynı hikayeye devam etmiyor. Dolayısıyla buna işte hikaye içinde hikaye diyoruz.
üslubu böyle, o üslupta bir değişiklik yapmıyor. Geçen hafta zaten Mevlana'da bu hikayenin nasıl olduğunu mufassal anlatmıştık. Artık ona tekrar girmiyoruz. Bugün okuyacağımız bölüm Reften-i Hace ve Kovmeş ve Sugide. Yani şehirlinin ve akrabasının köye gitmesi. Biliyorsunuz köylü gelip hep misafir oluyordu. Ve köylü ısrarla onu davet ediyordu. İşte bir köye gelseniz yazın başka güzeldir, işte baharda başka güzeldir vesaire. Gül vardır, meyve sebze zamanıdır filan gibi böyle. Çok ısrar etti. Ama şehirli de her defasında bir bahaneyle onu geri çevirdi. Fakat aile müdahil oldu tabiri caizse. Buyurun. Aile müdahil oldu ve dediler ki şehirliye, ya sen bu adama bu kadar iyilikler yaptın, bu kadar süre onu misafir ettin, her geldiğinde işini gücünü hallettin. Dolayısıyla adam da bu kadar ısrarla seni davet etmesinin sebebi belki yaptığın bu şeyleri telafi etmek istiyor. Bir hani bir karşılığını vermek istiyor. Ve işte seferde de hayır vardır filan gibi şeylerle ikna ediyorlar. Ve netice itibariyle köye gidilmesine karar veriliyor. Bugün okuyacağımız kısım o köy yolculuğu ve Mevlana'nın onun içine yerleştirdiği tabi tasavvufi gene hikmetli sözler vesaire. Şöyle başlıyor efendim. Hace ve bacaganen cihazi sahtend ber suturan canibi deh tahtend. Şöyle, şehirli ve çocukları hazırlık yaptılar. Eşyayı yükledikleri hayvanları köye doğru sürdüler. Yani hayvanların üzerine eşyalarını yüklediler, hazırlıklarını yaptılar. Çehizlerini tabiri caizse tamamladılar ve yola koyuldular. Burada tabii şerhi gerektirecek bir şey yok zaten. İkinci beyit şöyle. Şadmane suyu sehra randend, safiru keytagnemu berhandend. Yani sevinerek hayvanlarını kıra doğru sürüyor. Yolculuk yapınız ki ganimet bulasınız. Ganimet elde edesiniz okuyorlardı. Evet. Devam eden bu 2-3 beyit çünkü peş peşe. Ondan sonra şerhini yapmaya çalışacağım sevgili dostlar. Üçü birbirinin mütemmimi çünkü. Kes seferha mah key husrav şevet bi seferha mah key husrav şevet. Bu da şöyle. Ay yolculuklar eder de key hüsrev olur. Sultan olur. Yolculuklar olmadan ay nasıl sultan olur? Dördüncü beyt ise şöyle. Es-sefer beydak şeved ferzin rad ve sefer yabid Yusuf sed murad. Satranç oyununda piyade yolculukla ulu vezir olur. Hazreti Yusuf da yolculukla seferle 100 murada nail oldu. Yani Mısır'a maliye nazır oldu diyorsunuz. Evet, bu üç beytte de seferin şeyiyle ilgili, yolculuğun tabiri caizse faziletiyle ilgili. Bir defa ikinci beyitte Hazreti Mevlana hadis-i şeriften lafzi ittibasta bulunuyor efendim. Hadis-i şerifin tamamı şöyle: Safiru tesihhu ve tagnemu şeklinde. Yani yolculuk ediniz, sıhhat bulursunuz ve ganimete erersiniz. Ganimet de aslında biraz tagnemu şey kullanılmış gerçi de, ganimet biliyorsunuz savaştan sonra elde edilen şeydir. Bence kastettiği nimet elde edersiniz. Yani nimetlere kavuşursunuz demek daha makul. Hatta Mevlana şey kısmını atmış, sıhhat bulun kısmını atmış, sadece safiru tagnemu'yu almış. Yani misafiret edin, yolculuk yapın ve nimet elde edin kısmını almış. Malum yolculuk, sefer iki türlü. Bir zahiri sefer var. Yani dünyevi sefer. Bir de uhrevi sefer var. Zahiri sefer, dünyevi sefer nedir? Ticaret için herhangi bir yere gitmek. Efendim gezmek için herhangi bir yere gitmek.
efendim seyahat için, gezmek için gitmek vesaire gibi, çalışıp para kazanmak için, maişetini temin etmek için gitmek, bunlar dünyevi seyahatler. Ama hacca niyet edip hacca gitmek, efendim Allah dostlarını ziyaret için yola çıkmak, efendim sıla-i rahim yapmak gibi şeyler için de deniliyor ki bunlar da uhrevi, yani batini ve uhrevi seyahatlerdir. Fakat erbab-ı tasavvufun şöyle bir görüşü var. Zahiri ve dünyevi sefer batini sefer için bir vesile teşkil eder diyorlar. Mutasavvıfların, sufilerin çok istifade ettikleri bir şey var biliyorsunuz. El-mecazu kantaratul hakika diye. Bu bir Arap atasözü deyimi. Mecaz hakikatin köprüsüdür. Bunu aşk bahsinde de çok kullanıyorlar. Dolayısıyla eğer aşk bile, zahiri aşk bile eğer orada kalmaz da devam eder ve o süfli şeyden kurtulursa ilahi aşka dönüşebilir diyorlar. Vesile teşkil edebilir diyorlar. Burada da diyorum ki şeyler, bu zahiri yolculuklar da seferler de bir uhrevi şeye nasibe fırsat verebilir. Aslında bizim dilimizde de bu yolculuğun şeyi hakkında çok sözler var, kıymetli sözler var. Mesela ne deriz? Harekette bereket var deriz. Mesela ne deriz? Biraz sıkıntısı olan, derdi olan, gamı tasası olan insana deriz ki tebdili mekanda ferahlık vardır deriz. Yani bir mekanı bir değiştirin bakalım. Bir hava değişsin, atmosfer değişsin. Farklı şeyler olabilir diye. Efendim, hatta halk arasında ne derler? Çok yaygındır. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir derler. Cevabını da verirler. Yani gezen lehine kullanırlar şeylerini, tercihlerini. Gezen daha çok bilir gibi. Bunlar hep seyahati önceleyen şeyler. Hatta ben Anadolu'da şöyle bir söz duydum. Hoşuma da gitmişti. Diyorlar ki gezen tilki uyuyan aslandan yeğdir, daha hayırlıdır diyorlar. Yani tilki gezerse kendisi bir şeyler düşebilir, önüne av çıkabilir vesaire olabilir. Bir takım nimetler elde edilir. Ama uyuyan aslan yattığı yerde rızkını besliyor, bekliyor. Dolayısıyla gelmeyebilir de tercih ediliyor. Bu üç beyitte Mevlana seferin faziletinden bahsediyor. İkinci beyitte hatta ayın hilal halinden Bedri tam dediğimiz tam Bedir haline geçişini, yani dolunay haline geçişini hareket etmekten ötürü kazandığını söylüyor. Ay diyor hareket ettiği için şey halinden siz söyleyin hilal halinden Bedir haline geçmeyi elde etti, kazandı, buldu diyor. Ve üçüncü misali daha ilginç. O satrançtan, satrançla ilgili. Biraz tabii satrançla ilgili de araştırdım sevgili dostlar. Ben bilmiyorum satrancı. Satranç bizde tavsiye ediliyor. Mesela tavla tavsiye edilmez. Tavlaya bakış dini açıdan da biraz mahsurludur. Derler ki zar var içinde. Zar olduğu için o pek kabili kabul değil. Ama şey, satranç bir zeka oyunu. Zekayı geliştiren bir oyun. Dolayısıyla satranç kelimesi Farsça. Sedrenc'dir aslı. Yüz çilez, yüz zahmet demek. Zor bir oyun. Efendim, bunun bakın şöyle not aldım, çıkarttım. İki kişi arasında oynanıyor malum. Ama 64 tane karesi var. Yani satranç tahtası dediğimiz veya tezgaha dediğimiz şeyin üstünde 64 tane kare var. Hane hane. Ve 16 tane de taşı var her bir şahsın. Yani karşılıklı rakiplerin 16 tane taşı var. Ne onlar? Bir tane şah, bir tane vezir, iki tane at, iki tane fil, iki tane kale, 8 tane piyon. Mecmuan 16 tane. 16 tane birinin var, 16 tane rakibinin var. Diyelim. Doğru mu? Dolayısıyla orada da oynayanlar, satranç bilenler bilebilir. Var mı içimizde bilmiyorum satranç bilen veya meraklısı olan. Gençlerde şimdi çok gerçi. Ben de bilmiyorum. Ama biraz araştırdım dediğim gibi. O 8 tane şey, piyon, ona Araplar beydak diyor.
Eskiden bizlerde o piyade diye geçmiş. Piyade Farsça yaya demek biliyorsunuz. Fakat piyon kelimesi sonunda yerine geçmiş. Piyon da Fransızcadan geçmiş. En değersiz taş, satrancın en değersiz taşı. File, şey, şah, vezir vesaire diğerleri hepsinin bir özelliği var ama piyon sıradan taş. Fakat oyunu iyi bilen ve oyuna hakim olan insan iyi oynarsa o piyonlardan biriyle veziri alabilir. Ulu vezir haline gelebilir diyor. Siz herhalde biliyorsunuz galiba. Dolayısıyla o kıymetsiz taş, yani daha diğerlerine göre değeri az olan taş, eğer iyi yönetilirse ulu vezir haline gelebiliyor. Dolayısıyla diyor ki Hazreti Mevlana, nasıl piyon vezir olabiliyorsa, hatta orada Hazreti Yusuf'un kıssasına da temasta bulunuyor ve diyor ki Hazreti Yusuf da Kenan ilinden, Kenan diyarından Mısır'a gittiği için o şeyi, makamı, mevkiyi buldu. Binbir murada erdi diyor. Tabii kastettiği işte malum, işte kardeşleri sonra gelip ona müracaat ediyorlar filan. Ve bu üç beyitte de gördüğünüz gibi seferin, değişimin, hareketin faydalarından Hazreti Mevlana değişik misallerle, değişik farklı misallerle bahsediyor. Evet. Beşinci beytimiz şöyle. Ruz روی از آفتابی سوختند شب ز اختر راه می آموختند. Gündüz vakti güneşten yüzleri yandı, geceleyin ise yıldız vasıtasıyla yollarını buldular diyor. Tabii burada kastettiği kimler? Şehirli ve çocukları, ailesi. Bu da bir ayet-i kerimeye telbih var burada da. Nahl suresinin 16. ayetine telbih var efendim. Şöyle ayet-i kerime, enteresan bir şey, o da bir tevafuk. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi Nahl suresi, ilgili ayetimiz de 16. ayet. 16-16 yani. Nahl suresinin 16. Ve alamatin ve bin necmihum yehtedun şeklinde ayet-i kerime. Daha nice işaretler koydu Cenab-ı Hak. Yıldızlarla da insanlar yollarını buldu diye bu ayete Hazreti Mevlana işarette bulunuyor. Takip eden beytimiz şöyle. Hub geçte pişi işan rahı zeşt ez neşat deh şode reh çon beheşt. Çirkin, o çirkin kötü yol onlara güzel göründü. Köye gidiş sevinciyle yol adeta onlar için bir cennete dönüştü. Yine devam ediyor. Telh ez şirin leban hoş mi şeved. Khar ez gulzar dilkeş mi şeved. Tatlı dudaklardan, güzel dudaklardan dökülen acı söz bile hoş olur. Güzel olur. Gül bahçesinden dolayı diken bile gönül çeker bir hale gelir. Gönül cezbeder bir hale gelir. Yine sonraki beytte henzel ez meşuk horma mi şebet khane ez hemkhane sehra mi şebet. Hocam o iş onu söyleyerek gittikleri yerin güzelliğinden dolayı mı o çirkin yol güzel gözüküyor? Tabii şimdi evet. Açıklayacağım zaten efendim. Çünkü birbirinin mütemmimi de birkaç beyt geçsin ki sırasıyla şey arz edeyim diye. Şöyle Hanzel az meşuk horma mi şevet, khane az hemkhane sehra mi şevet. Birbirini tamamlayan beyitler var. Onun için tek tekden ziyade böyle yapıyorum efendim. Şöyle bu da Ebu Cehil karpuzu. Bu çok acı bir şey biliyorsunuz. Acı bir karpuz şekli. Sevgiliden gelince hurma olur diyor. Sevgilinin elinden Ebu Cehil karpuzu yersen hurmaya döner, tebdil olur. Evde oturan güzel dost yüzünden geniş ferah ovaya döner diyor. Şimdi efendim burada bakın
Yine şunu da söyleyelim o da. Ey besa ez nazeninan kharkeş ber umidi gol izar-ı mahveş. Nice nazeninler, nazlı kişiler vardır. Gül yanaklı, ay yüzlü bir güzele kavuşmak ümidiyle dikene katlanırlar. Şimdi sizin sorduğunuz, onlar köye öyle bir iştiyakla, öyle bir arzuyla gidiyorlar ki, o şiddetli iştiyak, arzu yolların görülmesine mani oluyor. Çünkü bakın, sevilenin kusurunu insan görmezmiş. Hakikaten bizler için de öyle. Yani hayatımızda sevdiğimiz bir insanın ufak tefek kusurlarını pek kale almayız, görmezden. Ama hoşlanmadığımız bir insanın normal bir davranışı bile bazen gözümüze batabilir. Yani sevilenin kusuru görülmezmiş. Sevilenin kusurunu seven görmezmiş. Bu arzuyla, bu iştiyakla gidince artık yolun kötülüğü vesairesi onları çok ilgilendirmiyor. Ve ne dedi ondan sonra da? Ondan sonraki beyitte tatlı dudaklardan dökülen acı söz bile hoş olur. Gül bahçesinden dolayı diken bile gönül çeken bir hale gelir. Şimdi burada da biliyorsunuz daha önce de arz ettim. Hazreti Mevlana sevgili dostlar gül diken alıcı satıcı esnaf müşteri efendim ay nur ışık bu metaforları çok sık kullanıyor. Ama Mevlana hakikaten mahir bir şair olduğu için bir konuyu ısrarla birkaç defa, birçok defa söylese bile her defasında farklı bir güzellikte söyleyebiliyor. Gerçekten öyle söyleyebiliyor. Hatırlarsanız o meşhur geçen bu Mevlana Derneği'nde de okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bir yar ne mand ankiba yar besaht. Muflis neşod ankiba haridar besaht. Meh nur ezan girift. Kes şeb neremid. Gol bu yazan yaft ki bahar besaht. Yar ile hoş geçinen kimse yarsız kalmaz. Müşterisiyle ulaşan tüccar müflis olmaz. Ay gecenin karanlığından ürkmediği, kaçmadığı için nurlandı. Gül o güzel kokuyu dikenlere katlanmakla elde etti. Bu metaforu rubailerinde, mesnevinin müteaddit bablarında vesaire de hep görüyoruz. Gül, diken, alıcı, satıcı yani müşteri, esnaf ve ay ve nur, ay ve ışık şeyleri hep var. Ama her defasında da hakikaten her söyleşinde de farklı söylüyor. Takip eden beyitte yine bir Arap atasözüne telmih var, işaret var. Hani diyor ya Ebu Cehil karpuzu şeyin elinden sevgilinin elinden hurma olur. Ve dar bir evde evdeki dost yüzünden geniş bir ova gibi görünür diyor. O Arap atasözü de hepiniz hatırlayacaksınız. Nedir? Şereful mekan bil mekin diyor Araplar. Yani mekanın şerefi orada oturanladır. Yani daracık ev sevdiği insan orada oturunca, sevdiğiyle beraber insan orada olunca ona koca bir sahra gibi, koca bir ova gibi görünebilir deniliyor. Daha sonraki şeyde de yine ne diyor? Onu da tekrar arz edeyim. Nice nazeninler, nice kişiler vardır. Gül yanaklı, ay yüzlü bir güzele kavuşmak ümidiyle dikene katlanırlar. Yine aynı metafor, aynı şey. İstihare. Şimdi bakın farklı bir şeye girdi. Bu da enteresan. Hepsi birbirinden ilginç beyitler. 10. beytimiz. Ey besa hemmal geçte poşt riş. Ez beray dilberi mehruyi hiş. Şöyle. Ben kendim yani bu tercümelere baktım. Tabii ki faydalandım ama kendi yaptığım, hazırladığım tercümeleri okuyorum. Onun için buraya müracaat ediyorum. Nice kişiler ay yüzlü dilberinin yüzünden sırtı yaralı hamallık eder. Adam sevdiğinin maişetini temin etmek ve onu geçindirebilmek için sırtı yara oluncaya kadar hamallık etmeye rıza gösterir. Bakın birbirini hep tamamlayan aynı şeyde muhtevada kerde ahenger
cemali kutsiya ta ki şeb ayet bebused ruyma. Şöyle, demirci geceleyin evine gidip ay yüzlüsünü öpebilmek için gündüz yüzünü kapkara eder diyor. Demirci geceleyin evine gidip ay yüzlüsünü öpebilmek için gün boyu yüzünü kapkara eder diyor. Devam ediyor. Enteresan teşbihler. Hace ta şeb berdokani çağırmih zanki servi derdileş kerdes bih. Tacir akşama kadar çarmıha gerilmiş gibi, adeta çarmıha gerilmiş gibi dükkanında çakılır kalır. Çünkü o bir selvi boyluya gönül vermiştir. Tüccar da akşama kadar dükkanda yine sevdiğine, eşine, eyaline ulaşmak için oturur, hiçbir yere gitmez diyor. Tekrar yine taciri deryavı hoşki mirevet an be mehli haneşini midevet. Tacir denizde ve karada yolculuk eder, evinde oturanın aşkıyla koşar durur diyor. Gördüğünüz gibi 4 beyit, 11, 10, 11, 12, 13. beyit, bu 4 beyitte de çeşitli meslek erbabının, birisi işte hamallık yapıyor, birisi demirci, birisi tüccar, tacir dükkanında oturuyor, öbürü de seyahat eden, gezen tacir. Hepsi evde bekleyeni görmek için, evde bekleyenine kavuşmak için katlanıyor. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Bir sanki nimet külfet dengesi de var. Bir emeksiz yemek olmaz, efendim zahmetsiz rahmet olmaz derler ya, onun gibi bir şey. Özetle herhangi bir beklenti ve ümitle çekilen çileler insana hoş gelir diyor. Tıpkı şehirli çocuklarının köye kavuşmaya olan muhabbetinin onlara yolculuk zahmetini unutturması gibi. Evet. Bu insanlar da o çilelere ne için katlanıyorlar? Sevdiklerini görebilmek, onlarla rahat bir arada birlikte yaşayabilmek için. Bu beyitte Hazreti Mevlana farklı bir şey söylüyor. Her kira ba morde sovda ibovet ber ummi dizinde sima ibovet. O da şöyle, kimin bir ölüye veya cemada karşılığı sevdası varsa bir dirinin yüzünü umar da o ümitle bu sevdaya sarılır. Cemaat dediğimiz şey cansız mahluklar. Kaya gibi, toprak gibi, taş gibi varlıklara. Burada hepsinin şeyi neydi? Hepsinin cemaatle olan ilgisi neydi? Başka bir dirinin aşkındandı, diriye olan ilgilerinden, alakalarındandı. Burada diyor ki, kimin bir cemada ilgisi varsa, bir şeye, cansıza ilgisi varsa, o ilgi alaka başka bir dirinin hatırı yüzünden, ona ulaşma sevdası yüzünden. Tamam? Evet. Tekrar bir başka misal veriyor yine. Yukarıdaki muhtevada bir başka misal, araya bunu soktuktan sonra bu işte. Andruger ruy avorde be çub ber ummide hizmet mehruy hub. Bu 15. beyit. O marangoz, o dülger de güzel bir ay yüzlüye kavuşma ümidiyle yüzünü tahtaya dönmüş, gözünü tahtaya dikmiştir diyor. Dülgerin tahtayla meşgul olması, ahşapla meşgul olması yine o şeyi görmek için, sevgi, ay yüzlüsüne kavuşmak için. Aynı muhtevada yine bir başka misaldi. 16. beytimiz şöyle. Ber ummidi zindeyi kon içtihad ku ne gerded ba'di ruzido cemaat. Bu beyt önemli işte. Burada söylüyor esas mesajını. Bir iki gün sonra cansıza dönmeyecek bir diriye kavuşmayı umarak çalış çabala. Ey salik diyor. Ey salik,
bir iki gün sonra cansıza dönmeyecek, yani fani, bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala. Yani bunlar şimdi, zahiri. Şimdi açıklık geldi. Evet. Yani bunların hepsi geçici, fani. Ama sen yine geçen şeyde hatırlarsanız, mecazi aşklar geçicidir, kalıcı değildir. O halde hakiki aşka, yani ilahi aşka bağlanmak, gönül vermek gerek dedik. Ve bir de bakın, Farsçasını okumayacağım. 3 beyit vardı hatırlarsanız geçen de, tam bunun şeyi, bu beytin izahı yine Mesnevi'den 1. ciltten. Ölülerin aşkı kalıcı değildir, baki değildir. Fanilerin aşkı kalıcı değildir, baki değildir. Zira ölü bir daha dönüp yanımıza gelmez. Ölümsüz dirinin aşkını seç. Ölümsüz dilinle. Çünkü cana canlar katan, beka şarabıyla kandıran odur. Öyle bir varlığın aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla güç kuvvet bulmuşlardır. Kimin aşkı? İlahi aşk. Allah'ın aşkı. Yani bu şeylerle, bu geçici aşklarla uğraşmayın. Asıl yönelmeniz gereken ilahi aşktır. Bu fani güzelliklerin arkasında Cenab-ı Allah'ın ilahi vasıfları duruyor yani. Mutlaka tabii o var da ama orada kalmayacaksın. Yani orada kalırsan, zahiri aşkta kalırsan kötü. Eğer geçebilirsen o zaman güzel. Şey yok. Mesela hocam şey derler, Mecnun Leyla Leyla diye dönüyormuş. Mevla Mevla demeye başlamış. Şey, bir daire üzerinde dönüyormuş böyle. Öyle bir aşka kapılmış ki o Leyla aşkı onda Mevla'ya dönüşmüş. Öyle bir şey var mı? Yani o tabii ki yani hep öyle anlatılır da oraya geçen de olabilir ama geçemeyip kalan da olabilir. Artık o kişinin istidadına bağlı. Bir şey demeyiz. Tabii ki Mecnun'un aşkı, bütün Leyla ve Mecnun kıssaları o bahisten bahseder. Çok mu sıcak oldu? Gevşedik. Evet. Tekrar o son beyti bir daha okuyorum. Öyle bir varlığın aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla güç kuvvet bulmuşlardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın aşkını seç. Allah'a olan aşka bağlan. İlahi aşka bağlan. Tahir-ül Melevi'de de şöyle demiş. Her kimin bir bitkiye, bir cansıza alakası bulunursa o alaka bir diri yüzünden olur denilmişti. Burada da deniliyor ki madem ki bu bir hakikattir, sen öyle bir diriye bağlan ve onun şevkiyle öylesine çalış ki o faniler gibi ölüp toprak olmasın ve cansız halini almasın, cemaat olmasın. Maksadın Allah olduğu anlaşılmıştır diyor. Evet. Aşker zaten. Munisi magzin to khasira az khasi ariyet başad der an munisi. 17. beytimiz bu. Aşağılığın birini o haliyle dost edinme, bir saman çöpünü dost edinme, ondaki bir dost oluş geçicidir diyor. Onsi to ba mader ve ba baba kocaast. Ger be cüz hak munisan etra ve faast. Yine o fani şeylerden bahsediyor. Diyor ki Allah'tan gayrı dostun sana vefası varsa ananla babanla da dosttun. Onlara da muhabbetin vardı. Şimdi nerede o dostluk, o muhabbet? Annen baban ölünce zaman içerisinde ona olan muhabbetin sağlığında ne kadar ziyade ise yavaş yavaş azalır ve biter, sona erer diyor. Allah'tan gayrı ünsiyet feda ettiğin, muhabbetle meveddetle bağlı olduğun kim varsa sonunda fani olduğu zaman, öldüğü zaman bir süre sonra unutulur, unutulmak zorundadır, kalır. Onlar diyor annenle baban ölüp gitti,
sana olan, senin onlara olan ünsiyetinde, muhabbetinde sona erdi. Sonraki beyt şöyle: Onsi to Bağdayevu lala çişot, lala çişot gerkesi şayet begayr hak azud. Bu da 19. beytimizdi. Hak'tan gayrı dost tutmak, yardımcı bulmak doğruysa eğer, dadınla lalanla da dosttun. Dadınla lalanla da dosttun. Şimdi nerede ne oldu o dostluk? Büyüdüğünde dadı biliyorsunuz nedir? Süt annesi çocuğa bakan. Lala da çocuğun eğitimiyle meşgul olan. Şahzadelerin eğitmenine de lala deniliyor değil mi? Dolayısıyla çocukken hem dadıya hem de lalaya ihtiyacım vardı. Ama sen büyüdükten sonra onlara olan ihtiyacın kalmadı. Dolayısıyla ünsiyetin de bitti, sona erdi. Onsito ba şiro ba pestan nemand nefretito ezebiristan nemand. Diyor ki senin süte ve memeye ihtiyacın ve muhabbetin kalmadı. Mektepten de nefret ederdin. Şimdi o da kalmadı diyor. Yani sevgi de nefret de eğer şey de geçiciyse hepsi bir süre sonra ona niyaz kalmadığında, ihtiyaç kalmadığında sona eriyor. Senin sütle memeye ihtiyacın kalmadı ve muhabbetin de kalmadı. Mektepten nefret ederdin. Şimdi o da geçti gitti. An şu ay bud ber divarışan canibi horşido varaft an nişan. Senin onlara meyil ve muhabbetin onların varlık duvarlarına vuran bir ışıktı. O ışık o şua geldiği gibi güneşe gitti döndü. Burada güneşten murat, biraz sonra zaten açıklayacak, Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hakk'ın eşyaya şey akseden vasıfları hayat, güneşe teşbih ediliyor, hayat veriyor. O bitip de yerine rücu ettiği zaman şeyde o aydınlık, o şua, o nur da gidiyor. Ve her an çizi ki ofted an şua to ber an hem aşık ayi ey şuca. Ayit kişi, a kahraman kişi, o ışık, o şua neye düşerse sen ona aşık oluveriyorsun. İlahi aşkın nuru o çünkü. Ona aşık oluveriyorsun. Eşk-i tober herçi an mevcud bud, an zıvesf-i hak zerendud bud. Her varlığı seviyorsun ya, onlardaki güzellik Allah'tandır. Onlar Hakk'ın vasfıyla altın yıldızla yıldızlanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesi eşyaya aksediyor ve sen ondan ötürü ona o muhabbeti besliyorsun. Dolayısıyla o aslına rücu ettiği zaman, Cenab-ı Hakk'a dönü döndüğü zaman o hususiyet bu sevgide, muhabbette kalmıyor. Yıldız dökülüyor. Evet. Senin aşık olduğun her varlık, her mevcut bilesin ki Allah'ın sıfatlarından biriyle sıfatlanmış ve süslenmiştir diyor. O sıfat kalktığı zaman da o yıldız dökülüyor, o parlaklık kalmıyor. Çon zeri ba asl rafto mesi bemand tab sirama talaqu uberand. Altınlık aslına gitti de bakır kaldı mı? İnsan tabiatı doyar, bıkar ve onu boşlayıverir. Terk ediverir. Ez zerendude sıfateş paykeş, ez cehalet kalbra kemguy heş. Seni cezbeden o yıldızlı, o geçici fani güzellikten elini ayağını çek. Kalp olan, sahte olana cahillikle, cehaletle hoş deme, güzel deme. Kan hoşi der kalbha ariyet est, zir zinet, maye bi zinet est.
Çünkü kalp sahte olanlardaki güzellik, hoşluk, iğretidir, geçicidir. Görünen ziynetin, süsün altından ziynetsizlik mayası vardır. Görünen süsün altında ziynetsizlik, süssüzlük mayası vardır. Zer ziruyi kalb derkan mireved, suyu ankan rov tohem ki an mireved. Kalp, sahte olanın üstündeki altın sonunda madenine döner, madenine rücu eder. Sen de onun gittiği madene git ey salik. Sen de asla git diyor yani. Cenab-ı Hakk'a dön. Şimdi bakın bu 27. beyitte eşyada olan güzellik cemal-i ilahinin geçici olarak aksinden ibarettir. Akseden onur günün birinde madeni menşei olan Allah'a döndüğünde dolayısıyla ey salik dönecek zaten o her halükarda. Dolayısıyla sen de o muvakkat ve fani olan yansımaya bağlanma da onun geri dönüp gittiği yere yönel. Mecazi aşklardan geçip ilahi aşka doğru yol al. Evet. Geldik 28. beyte sevgili dostlar. Nur az divar ta khor mi revet to beden khor rov ki der khor mi revet. Şöyle manası, güneşin duvara akseden ışığı yine güneşe gider, güneşe döner. Aynı şey. Sen de sana layık olan o güneşe git. Teyiden tekrar tekiden aynı şeyi söylüyor. Yani sen o nuru, ışığı, ziyayı verene, üstündeki ziyaya değil, o nurun kaynağına, menşeine, menbaına git, yönel diyor. Zin sipes besitan to ab ez asıman çon ne dedi to vefa der navdan. Madem ki sen oluktan bir vefa görmedin, bundan böyle suyu gökten elde et. Oluk tabi vasıta, burada aracı. Dolayısıyla diyor ki yağmur yağdığı zaman oluk vasıtasıyla akıp ulaştığı için yağmur kesildiğinde ne olur? Olukta da su kalmaz. Dolayısıyla sen olukla iktifa etme. Sen esas yağmurdan, semadan al suyu. Yani yine asla rücu et. Asla dön anlamında. Yine sonraki beyitte bir başka şeyle, istiareyle izah ediyor. Me'deni donbe ne başet damı gorg key şinaset me'den an gorgusi torg. Manası şöyle, kuyruğun madeni yani kasap dükkanı kurda tuzak olmaz. O koca kurt madeni kaynağı nasıl bilebilir? Şimdi burada malum geçen bölümümüzde de vardı hatırlarsanız vahşi hayvanları avlayabilmek için ne yapıyorlar? Kuyruk koyuyorlar. Kuyruğun altında tuzak var. O hayvan gelip kuyruğa aldanıp geldiği zaman tuzağa tutuluyor, yakalanıyor. Şey yapıyor. Diyor ki kuyruğun madeni, kuyruğun kaynağı neresi? Kasap dükkanı. Kasaptakinde tuzak olmaz diyor. Sen onun için kasap dükkanında yönel. Yani o tuzak kurulup da konulan şeye değil, kuyruğa değil, işin aslına, kaynağına yönel. Bakın ne diyor? Hazreti Mevlana kuyruk yemek için tuzağa değil, kasap dükkanına gitmeyi tavsiye ediyor. Oradaki kuyruğun altında tuzak yoktur. Tehlikesizdir. Lakin böyle olduğuna koca kurt, yani cahil ve gafil kimse ne bilir? Cahil insan bilemez ve o güzellikler aldanır. Burada kurt tuzağı dünyadan kinaye, kurt ise dünya perest, ehli dünya olandan kinaye. Evet,
Bundan sonraki beyt zer goman bordend beste dergire mişitabidend mağrur an bede. O aldanmışlar. Yani kim? Şehirli ve çocukları çıkın içinde, kese içinde altın var sanmışlardı da köye doğru koşup duruyorlardı. Mevlana burada asıl hikayeye döndü. Onlar diyor köyün güzelliğine aldandılar. Kesede altın var, çıkında altın var zannettiler ve köye doğru koşup gittiler. Halbuki köyde de neyle karşılaştıklarını daha önce bahsetmiştik. Evet. Sonra diyor ki hemçenan raksan o khandan mi şudend suyu an dulab çerhi mi zedend. Güle oynaya o dolaba doğru, yani köylünün dolabına doğru, köylünün tuzağına doğru şark vura vura koşuyorlardı. Çünkü hevesle gidiyorlardı değil mi? İştiyaklar. Her kim mi amed zideh es suyi u buse mi dadend hoş ver ruyi u. Köyden ve köylünün yanından kim gelirse hoş bir şekilde yüzünü gözünü öpüyorlardı. O derece köye bir şiddetli iştiyakla arzuyla gidiyorlardı. Ki son beyt ki torruyu yar mara dideyi pesto canra cano mara dideyi pesto canra cano pesto canra cano mara dideyi. Vav olmaması lazım çünkü vav hem vezni bozuyor hem de okumayı zorlaştırıyor. Pesto canra cano mara dideyi. Evet. Sen bizim sevgilimizin yüzünü görmüşsün. O halde sen bizim canımıza cansın, bize gözsün sen diyorlardı. Köyden gelenlerin hepsinin yüzünü gözünü öpüyorlar. Mevlana bu beyitleri söyledikten sonra bu beyitlerden sizin biraz önce bahsettiğiniz şeye geçiyor. Mecnun Leyla hikayesine geçiyor. Biliyor musunuz? Tekrar bırakıyor şehirli hikayesini. Hikayenin başlığı ne? Bakın şöyle. Leyla'nın mahallesinde oturan bir köpeği Mecnun'un okşaması. Yani sevgilisini gördüğü için, Leyla'yı gördüğü için ne yapıyor? Mecnun Leyla'nın sokağındaki köpeği okşuyor. Şu dedi ya, bunlar köyden gelenlerin işte yüzünü gözünü öptüler vesaire, işte sen bizim canımıza cansın, gözümüze gözsün dediler. Ve bu beyitlerle bitiriyor bu kısmı. Ve bundan sonra Leyla'nın mahallesinde oturan bir köpeği Mecnun'un okşaması hikayesi başlıyor. Şimdi sevgili dostlar, birkaç husus var arz edeceğim. Onlarla inşallah bitirelim. Şöyle, bu okuduğumuz 34 beyitte 37 tane Farsça kelime var. Bu kelimelerin bir kısmı birebir, bir kısmı değişime uğramış. Şöyle ki bakın, ilk kelimemiz hace. Farsça bir sözcük. Hoca dediğimiz kelime bizim buradan bozma. İkincisi şadman. Neşeli, mutlu, sevinçli. Eskiden kullanılırdı, hatta isim olarak kullanılırdı değil mi? Şaduman diye isim koyuyorlar ya, o bu şadmanın yanlış telaffuzu. Çünkü vav olmaz orada. Vav olursa ayrı olur. Tek kelime bu. Mürekkep kelime. Latin harflerini biliyoruz hocam. Şadman diye insanlar var. Var var. Hayır, ben aynı şeyi söylüyorum. Evet. Aslında yazılışında vav yok. Onu arz etmek istedim ben. Vav koyarsanız iki ayrı kelime oluyor çünkü. Şadman. Man son ek çünkü. Sıfatı faili yapan son ek. Şadman sevinçli, neşeli, mutlu. Şaduman diye isim koyuyorlardı, evet. Şad olmaktan gelmiyor. Şad olmaktan. Şad zaten Farsça. Dilşad var biliyorsunuz. Evet. Vesaire. Satranç kelimesini biraz önce söyledim. Sadranç. Yüz çile. Den bozma. Tabii kaynağı şeyin, satrancın Hindistan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şetranç diye de telaffuz eden var, satranç diye de telaffuz eden var. Ama biliyorsunuz Hindu-Avrupa dillerden olduğu için Farsça satranç'tan bozma. Satranç Arapçaya da oradan geçmiş.
Hosrov kelimesi var, bizim Hüsrev diye telaffuz ettiğimiz padişah, sultan anlamında kullanılıyor. Efendim, piyade kelimesi var. Piyade yaya demek, sevar binitli demek. Biz sevari diyoruz ya, süvari diyoruz, atlı anlamında kullanıyoruz. Halbuki sevar kelimesinin Farsçadaki anlamı herhangi bir şeye binmiş olan, binitli demek. Tamam? Fakat Türkçe'de anlam daralmasıyla geçmiş. Süvari dediğimiz zaman biz atlı anlamında kullanıyoruz. Piyade yaya, süvari atlı şeklinde. Piş kelimesi var. Bu enteresan. Piş, Farsça'da ön, yan, nezd anlamında bir örnek. Ama biz arka anlamında kullanıyoruz. Peşimden geldi diyorsunuz. Ne demek? Arkamdan geldi demek değil mi? Ardımdan geldi demek. Ama o piş kelimesinden geliyor. Ha, peşin var. Peşin para diyoruz değil mi? Pişin o. Sonunda nisbet yenunu var. Önden verilen yani para anlamında. Bunun çok şeyi var. Eskiden peşkir vardı. Anadolu'da havluya peşkir derlerdi. Bilirsiniz belki. Pişkirdir aslı. Pişkir öne tutulan demek. Değil mi? Havlu anlamında. Evet. Şiirin kelimesi var. Tatlı. Ama etimolojik olarak enteresandır. Şiir Farsça'da süt demek. Sonundaki ye'nin nispet şiirin sütten yapılmış demek. Ham maddesi süt olan demek. Aynı zerrin gibi. Zer altın, zerrin altından yapılmış demek ya. Altından mamul demek. Şiirin de sütten yapılmış demek. Ama acı karşısında sıfat olarak kullanıyoruz. Tatlı değil mi? Hoş yine Farsça bir sıfat. İstanbul Türkçesinde H sesi olmadığı için biz hoş diyoruz değil mi? Mesela ne var bundan? Hoşaf kelimesi nereden geçme? Hoşab. Tatlı su değil mi? Güzel su. Onu hoşaf yapmışız. BF dönüşümü var. Gül, gülzar zaten biliyorsunuz. Gül ve gülzar, gül bahçesi. Hurma, Farsça hurma. Efendim. Hane, ev. Türkçe'de sonu hane ile biten kelimeler. Umumiyetle birinci kısmı Arapça bile olsa değil mi? Dershane diyoruz mesela. Efendim, hastahane diyoruz, postahane diyoruz değil mi? Haneler Farsça. Nazenin var, nazlı sıfattır. Ümit kelimesi Farsça. Mahveş ve mehveş var, ay gibi demek, güzel demek. Mehveş diye isim var biliyorsunuz bizde, duymuşsunuzdur. Hadi bunu atlayayım biraz, zor. Poşt kelimesi var ama onun anlamı biraz olumsuz, oraya girmeyelim. Dilber kelimesi var. Kelime manası dilberin gönül götüren demek. Dil, gönül. Borden diye bir Farsça masterımız var. Götürmek. Onun muzari gövdesi ber. Dilber, gönül götüren. Dilruba, gönül çalan. Dilara, gönül süsleyen. Bunlar o dil ve bileşikleri, bizim isim olarak kullandığımız sözcüklerin tamamı Farsça'dan geçme. Sevgili dostlar. Siyah kelimesi Farsça. Siyah Farsça, beyaz Arapça. Bunların Türkçesi biliyorsunuz kara ve aktır. Ak ve karadır. Ama siyah Farsçadan geçmiştir. Beyaz ise Arapçadan geçme. Evet. Çarmih kelimesi dört çivi demek. Çarmih. Çar dört demek. Mih çivi demek. Muh derlerdi Anadolu'da. Dört çivi. Çarmı. Derya kelimesi var. Deniz anlamında Farsça. Zinde kelimesi var. Canlı, diri. Arapçası haydır. Değil mi? Canlı, diri anlamında. Sima kelimesi var. Yine Farsça. Yüz, surat, çehre anlamında. Simanız bana yabancı değil diyoruz mesela. Değil mi? Çub kelimesi var. Çub. Çöp diyoruz değil mi? Tahta anlamında. Çahar, çub, dört çöp demek. Çerçeve yapmışız. Yani Türklerin gerçekten müthiş bir adaptasyon kabiliyeti var. Biz aldığımız kelimeleri hem fonetiğini kendimize uyduruyoruz, hem de bazen anlamını genişletiyoruz, bazen daraltıyoruz. Farklı bir şekilde alıyoruz. Dolayısıyla artık o alındığı yerin malı da değil, bize ait. Evet. Mesela bakın, çok dikkatimi çekti. Burada duruger kelimesi geçiyor metinde. Bu dülger. Dülger kelime, durugeri dülger yapmışız. Farsça. Enteresan marangoz kelimesi var sevgili dostlar. Marangoz Yunanca, Rumca. Türkçesi yok. Marangoz Yunanca,
Dülger, Farsça. Dülger kullanılır ama Anadolu'da filan. Evet. Baba kelimesi Farsça. Atadır biliyorsunuz Türkçesi. Daye, efendim şey, dadı Farsça. Daye'yi dadı yapmışız. Lala, onu aynen almışız. Değişik yok. Divar kelimesini duvar yapmışız. Uzun Ece'yi sevmiyor Türkler. Uzun Ece'leri kısaltıyor daha ziyade. Mesela zerd alu, sarı erik demek. Zerdali yapmışız. Uzatmak gelmiyor bize. Alu erik demek. Zerd de sarı demek. Şeft alu, büyük erik demek. İri erik demek. Şeftali yapmışız. Daha ziyade uzun Ece'leri kısaltıyoruz. Bizim işimiz hep acele olduğunda mı? Tabii şöyle. Türkçe'de biliyorsunuz emre hazır. İkinci, emir ikinci teki şahıs hep tek Ece'lidir. Gel, git, al, ver, döv, sat. Hep görüyorsunuz tek Ece. Yani dolayısıyla Türk'ün doğru sabrı yok. Asker millet olduğu için olabilir. Evet. Horşi kelimesi var. Güzel isim olarak da kullanıyoruz. Güneş demek malum. Zir, alt, aşağı demek. Burada vardı. Bu şunun için dikkatimi çekti sevgili dostlar. Eskiden Ankara'nın iki ilçesi vardı. Biz tabi bizim yaşta olanlar bilirler. Zaten elinizde bilirsiniz. Zir, alt, aşağı demek. Bala, yukarı demek. Bala'yı değiştirmediler. Kaldı. Aynen. Zir'i yeni kent yaptılar. Bu Sincan'a geçtikten sonra yeni kent diye bir yer var. Orasının eski adı Zir'di sevgili dostlar. Orayı değiştirdiler. Farsça diye. Yeni kent yaptılar ama öbür Bala da Farsça, o kaldı. Yani ya şimdiden değiştirmeyin, hiç değiştirmeyin. Aslında bu isimlerle falan oynamak hiç sağlıklı şey değil ama maalesef yapıyoruz. Evet. Maye kelimesi Farsça. Maya. Sermaye var değil mi? Evet. Asuman kelimesi Farsça. Gök, gökyüzü. Handan kelimesi Farsça. Özel isimi koyuyoruz. Gülen, tebessüm eden demek. Handiden, fiilinden ismi faildir. Buse kelimesi Farsçadır. Busi'den diye bir masterımız var. Öpmek anlamında. Buse oradan türetilmiş isim. Öpücük, öpüş, öpme anlamında. Yar kelimesi Farsça. Dost, sevgili anlamında kullanıldığı yere göre. Can Farsça, ruh anlamında. Ziver Farsça, süs, zinet, bezek anlamında. Evet. Bu kelimeleri de ben artık şey haline getirdim. Dersin sonunda bu kelimelerin de hem etimolojilerini hem anlamları anlamları varsa onları mümkün olduğu kadar arz etmeye çalışacağım. Evet. Burada sonlandırıyoruz. Hepinize sabrınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz biz Mesnevi Hanların Mesnevi okumayı bitirdikleri şu beyitle, iki beyitle bitiriyoruz. İnçenin fermud mevlana'yı ma kaşifi esrarahayı kibriya inne necmestu ne remlestu ne khab vehye hak vallahu alem bissevab. İlahi sırların kaşifi Mevlana'mız şöyle buyurdu. Bu ne yıldızdır, ne faldır, ne rüya. Doğruyu ancak Allah bilir ama hakkın ilhamıdır. Beyitleriyle bitiriyorduk. Bu beyitle de geleneğe uyarak bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.